Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi, Provokasyon ve Kumpas İktidarı Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile PKK'lılar el ele kumpas videosu yayınlatan AKP, bu sayede Recep Tayyip Erdoğan'a seçim kazandırdı. Sonuç böyle olunca 31 Mart yerel seçim öncesi AKP yeni provokasyonlar ve kumpaslar için düğmeye bastı. Manisa'da Özgür Özele şehit cenazesinde provokasyon yapıldı. Şehit cenazelerinde CHP'nin çelenkleri kırıldı, parçalandı. Tek bir polis ya da jandarma müdahale etmedi. Tıpkı Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimi gibi hareketler bunlar. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya neredesin? Neden şehit cenazelerindeki bu provokasyonlara emniyet güçleri müdahale etmiyor? Kayseri Spor Fenerbahçe maçı bitiminde bir fotoğraf çektim. Ortada gerginliğin G harfi yoktu ama maç bitimi polisler hakemi böyle korumaya aldılar. Bakan Yerlikaya, CHP lideri Özgür Özel'e yapılan provokasyon ortadayken neden diğer şehit cenazelerinde polis ve jandarmaya önlem aldırmadın? Değerli okurlarım, Recep Tayyip Erdoğan başbakanlık döneminde Türk milletine yaşattığı çözüm süreci skandalında şu itirafı yaptı. Çözüm süreci içerisinde tabii valilerimiz kendilerine verdiğimiz talimatlar gereği ciddi manada bu terör örgütlerine karşı şu andaki operasyonlara girmiyorlar. AKP'nin her seçim öncesi ve her şehit cenazesi töreninde saygısızca, küstahça, hiç utanmadan yaptıkları ortada. Provokasyonlar ve kumpaslar. CHP lideri özgür özel ediyorum ki Erdoğan'dan AKP'nin 21 yılda engelleyemediği PKK terörünün ve yarım bıraktıkları sınır ötesi operasyonlarının hesabını sorun. Dolma bahçe ve Oslo mutabakatlarının hesabını sorun. Erdoğan'dan çözüm süreci denilen çözülme sürecinin skandalının hesabını sorun. Çadır mahkemelerinin ve Megri Megri töreninde salladıkları PKK çaputlarının hesabını sorun. Erdoğan'dan askeri vesayeti sonlandırmak için FETÖ ve Amerika ile işbirliği yaptık açıklamasının hesabını sorun. Erdoğan'dan 15 Temmuz hain darbe girişiminin hesabını sorun. Erdoğan'dan terörist başı hain Fethullah Gülen'in iadesi için Amerika'da neden dava açmadıklarının hesabını sorun. Erdoğan'dan ben bu davanın savcısıyım dediği Ergenekon, Balyoz, Casusluk gibi kumpasların hesabını sorun. Erdoğan'dan kozmik odanın açılması için verdiği emrin hesabını sorun. Erdoğan'dan ordusu olmayan Genelkurmay Başkanının hesabını sorun. Erdoğan'dan askeri vesayet söylemlerine rağmen milli savunma bakanlıklarına eski Genelkurmay Başkanlarıyla askeri siyasi vesayet altına almalarının hesabını sorun. Erdoğan'dan kara, hava ve deniz kuvvetlerini Genelkurmay Başkanlığından koparmasının hesabını sorun. Erdoğan'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne subay yetiştiren okulların cemaat ve tarikatlar tarafından işgalinin hesabını sorun. Erdoğan'dan Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasının hesabını sorun. CHP lideri Özgür Özel, şehit cenazelerinde provokasyon yapan ve kumpas kuranlara atılacak gerçek Osmanlı tokatları bunlardır. Onlarınki algı, kumpas ve provokasyondur. CHP'nin yapması gerekense bu gerçekleri duyurmaktır tüm illere afişler asarak, TV'lerde video klipler ve açıklamalar yaparak, gerçekleri gündeme getirerek yüzlerine vurmaktır. Değerli okurlarım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir demokratik cesaretle altılı masayı kurdu. 28 Mayıs'a seçim kaybedilince masa dağıldı. Bakın bugün CHP'ye ve lideri Özgür Özel'e karşı kumpaslar ve provokasyonlar yapılıyor. Özel, Saadet Partisi'ne gruptan düşmesin diye bir milletvekili desteğiyle sahip çıkıyor ancak ne Temel Karamolluoğlu ne Ahmet Davutoğlu ne Ali Babacan ne Gültekin Uysal ne de Meral Akşener tek bir kelime kınama mesajı yayınlamadılar yazıklar olsun